baba biren yanımda. Hayır ya, in aşağıda bizi de böyle. Bizim gibi kalkanlar da televizyona girsin. Aslında işin neresinden başlayacağımızı biz de bilmiyoruz. Bizim derdimiz dağlardan aşkın ve dağlardan büyük. Bize gelip soruyorlar yolu niye tutmuşsunuz? Aslında bizim sormamız gereken şeyler var. Siz bizi niye rahat bırakmıyorsunuz? Yoksa biz yolu... Yol her zaman açık, herkes açık. Gelsinler, halkı görsünler. Halkın son nefesidir. Boğazlamışlar. Artık boğazlam nefes almaları için çırpılıyorlar halk. Ve başka bir çareleri yok. Yolu kapatmışlar. Gelsinler, sorsunlar. İşi yerinden görsünler. Milleti evinde, halkı köyünde görsünler. Çıkamıyorsun asker ensende. Köyünden çıkamıyorsun asker ensende. PKK'lı çekildi, biz PKK'lı yerine konulduk. Artık PKK yok, biz halk varız. Asker için. Biz hedef seçildik, yeter artık diyoruz. Allah rızası için yeter diyoruz. Gelsin bu işin yetkilisi kimse, kaymakam, vali, başbakana kadar sesleniyoruz. Gelsin, işi yerinde görsünler, öyle rahat koltukta oturarak olmaz bu iş. Biz de halkız, biz de yaşamak istiyoruz, bizim de yaşama halk, yaşamaya hakkımız var. Gelsinler, görsünler. Milletin ne istediğini, gel orada koltukta koltuğu çevirerek demesinler millet ne istiyor. Gelip halkı görsün, halka sorsun. Bir iki kişiye sorarak olmaz bu iş. Gelsin milletin geneline sorsunlar. Gelsin köylüye sorsunlar. Bizim arazimizin %50'si zaten mayınlı. Geri kalanına karakol dikmişler. Mayınlı araziye biz zaten gidemiyoruz. Karakolun olduğu memlekete de zaten yaklaşamıyoruz ve bu ne demek oluyor? Biz evimize hapsolduk, evimizden çıkamıyoruz. Biz de demokratik olarak yol kesme eylemine başvurduk. Gelsinler, sorsunlar. Bu millet ne istiyor? Biz köyümüzden dışarı çıkamıyoruz. Halkın ne istediğini öğrensin, sonra yol kendiliğinden açılır. Yolu halk kapatmamış. Yolu vali kaymakam kapattırdı. Benim yaşım gelmiş 40'a, bu yıl gördüğüm zulmü, bu yıl uğradığımız işkenceyi, bu yıl gördüğümüz ayrımcılığı ömrümde görmedim. Babama, dedeme, atalarımıza sordum. Burada biz halk olarak, köylü olarak bugün yol kapatma eylemi başlattık. Zaten daha önce de 2-3 defa bu yol kapatma eylemi oldu. Her defasında işte milleti oyalamak amaçlı bir iki defa bir söz veriyorlar. Ve 2-3 gün geçmeden bu sefer daha berbatını yapıyorlar. Sanki bu sefer hani millete siz nasıl yol kapatırsınız, ceza verir gibi. İşte milletin daha üstüne gidiyorlar. Daha baskı kurmaya çalışıyorlar. İşte bu son günde de artık halkın yani dayanacak gücü kalmadı. Çünkü zaten millet kendinden bıkmış bir durumda. Şimdi işte millet dediğim gibi bıkmış bir durumda. Yani inanın ki çok zor durumdayız köylü olarak. İnsanlar daha önce kimlik soruyorlardı. Şu anda mesela bir sınıra yakın bir yere gitseniz daha önce kimlik falan soruyorlardı, artık tapu soruyorlar. Yani demokratik bir devlette böyle bir şey olabilir mi? Yani kimliğin olduğu yerde tapu sorulur mu? Milletin hayvanları var orada. Ahır falan var. Millet orada hayvanlarına bakmaya gidiyorlar. Yani insanlardan tapu istiyorlar. Böyle bir zulüm olabilir mi? İmza işte abi. Öyle biliyorsun. İmzanı atıyorsun, dönüşünde tekrar imza veriyorsun. Fişleme gibi bir şey yani. Böyle bir şey olamaz. Şimdi biz zaten yolu işte bundan vazgeçmeyeceğiz. 2-3 defa bizim başkalar işte sorunu çözeceğiz falan dediler.
verdi. Hiçbir şey olmadı. Aksine daha çok baskı görüyoruz biz. Bu sefer yani kararlıyız köylü olarak. Vali de gelsin kendi yerinde görsün. Yani bir iki kişi çağırarak bu işler olmuyor. İnsanlar ne istediğini...